Magazin 8'de şimdi ünlü top modellerin podyuma çıktığı bir defile var. Özel bir sahne şovuyla gerçekleşilen defilede birbirinden güzel mankenlerin katılımıyla bakın nasıl bir görsel şölene dönüştü. Sorunları olan bir kız ama bizim ana hikayemiz bu değil. Sürprizini söylemeyeyim şimdi. Görsel şovları, podyumdaki güzelleri ve nefes kesen kıyafetleriyle çok özel bir defile. Ahuya Atu 5 yıl aradan sonra podyuma çıktı. Ünlü oyuncu sette kolunu nasıl kırdı? Ameliyat, bitkilatin takıldı. Deme de var şu anda. Onu evet, bak, aynen. Biraz var. İstanbul Ortaköy'de bulunan Esma Sultan Yalısı'nda vahşi grafik hayvanların yer aldığı ve ünlü güzellerin podyuma çıktığı defileyi izlemeye birçok ünlü geldi. Yaz geldi ve sıcaklar başladı. Tabii kıyafetler de baştan aşağı değişti. Çok rahat, çok rahat. Yaz boyunca sanırım böyle evet. Rahat kıyafetleri tercih edeceksiniz. Tabii her zaman olduğu gibi. Merve Sevi hayli rahat ettiği bu yazlık kıyafetiyle geldi davete. El Ebyaz isimli korku filminde rol alan oyuncu bir ilk yaşadığını açıkladı. Zaten ilk korku deneyimim bu. Bakalım inşallah güzel oldu. Ben beğendim. Yani güzel olmuş, korkudan yırtmışım yani gibi görünüyor ama tabii seyirci söyler son sözü. İlk kez korku filminde rol alan Merve Sevi sürprizi bozmak istemedi. Psikolojik sorunları olan bir kız ama bizim ana hikayemiz bu değil. Sürprizini söylemeyeyim şimdi. Zor olan güzeldir derler. Ortaya güzel bir film çıkmış. Korku çekmek çok zormuş arkadaşlar. Yani biz bir de lokasyon gereği bir gemide çekim yaptık Pendik'te. Şartlar zordu ama güzel bir iş ortaya çıkmış. Korku filminin setinde korktunuz mu sorusuna ise Merve Sevi, o rüyalar benim olmazsa olmazım diye cevap verdi. Ben etkilenmedim açıkçası. Sen sonra rüyalar falan girdi. Yok ben genelde görüyorum o rüyaları. Rahat oluyor. Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen etkinlikte podyuma çıkacak 4 ünlü hanımefendi kameralar önüne geçti. Özge Ulusoy, Ahu Yatu, Didem Soydan ve Ceylan Çapa güzellikleriyle resmen davete damga vurdular. İçeride gerçekten büyük sürprizler bekliyor herkesi. Siz de birazdan göreceksiniz. Çok alışılmış bir şeyler olmayacak içeride. Özge Ulusoy açıklamasıyla heyecanı ikiye katladı. Oyunculuk yapan ve uzun süredir podyuma çıkmayan Ahu Yatu, 5 sene aradan sonra ilk kez podyuma çıkacağı için heyecanlıydı. Epey bir ara olmuştu. 4-5 senesi var herhalde. Ben de ekstra bir heyecan yaşıyorum. Aynen öyle. Evet, özlemez miyiz? Sosyetik güzellerden Ceylan Çapa ilk kez podyuma çıkacaktı. Tepsi bana yardım etti de evet, çok yardımcı oldular bu konuda. Güzel şeyler bekliyor sizi, umarım siz de beğenirsiniz. Cannes Film Festivali'nden dönen Didem Soydan da defilede yer aldı. Çok eğlenceliydi, çok güzeldi. Evet, yine bu markaya aynen şu an hazırlandığı gibi özel hazırlanmıştı. Onun devamındaki şovdayız zaten şu anda. Karagül'ün adası oyuncu Ayça Ayşin Turan sette kolunu kırmış. Ameliyat, bitkilatin takıldı. Deme de var şu anda. Onun evet, aynen. Biraz var. Sakarım ben, biliyorsunuz. Sete böyle bir kolu kırarak veda ettik. Valla set bitmişti Antep'te. Uçağa böyle saatler kala yürürken düştüm. Bileğimin üstüne. Ayşe Tolga, sıcak havalarda sağlığı tehdit etmeyecek besinler tüketilmesi gerektiğini söyledi. Global ısınmadan dolayı sanıyorum bu yazı zor geçireceğiz tüm ülke olarak. Bence mevsim değerlerinin çok dışında. Bol bol sıvı tüketmenizi öneriyorum ve hani ağır yiyeceklerdense tabii ki hafif yiyecekler, mideyi yormayan. Paris ve Barcelona'da modellik yapan 2010 Miss Globe birincisi, Miss International dördüncüsü Fulya Sever, mavi elbisesi, düz saçlarıyla büyüledi. Özel bir sahne, dev ekranda gösterilen ilginç görüntüler, defileye özel müzikler ve podyuma çıkan ünlü isimlerle gece başlıyor. Beş yıl sonra podyuma çıkan Ahu Yatu, kaplan figürleriyle podyumdaydı. İlk podyum deneyimini yaşayan Ceylan Çapa, deneyimli mankenleri aratmadı. Defilenin en can alıcı anı ise işte bu andı.
grafikle gerçeğin iç içe geçmiş hali büyük bir ilgiyle izlendi.